Efendim bir kaşık suda tabiri caizse fırtına kopartılıyor. İmar değişikliği, buraya yeniden bir konut yapımı falan kesinlikle söz konusu değil. Mimarlar Odası diyor ki buraya diyor rantı açıyorsunuz. Ya bir kere Anıtkabir'in içerisinde rant nasıl olur Allah aşkına? Bu mümkün mü? Buraya bina yapmak mümkün mü? Buna kargalar güler. Olay şu, Anıtkabir'in bir şeyi var. Benim tweetlerimi atsanız orada planı da görürsünüz. Sarıyla işaretlidir. Bir sınırı var. Bu sınırın içerisinde bu konutlar yok. Konutlar nerede doğru, kalıyor? Az evvel konuşmuştuk gerçekten. Heh, konutlar nerede kalıyor? Hemen dışında. Sit alanı içinde kalıyor. Sit alanı. Sit bakın alanı. Bir Anıtkabir sınırı var, bir de sit sınırı var. Sit sınırı ne demek? Birinci derecede Anıtkabir'i etkileyen binaların yüksekliğini, yapımını, her şeyini kurul tarafından onaylanmak kaydıyla yapılmasını temin eden alan demektir. Dolayısıyla sit alanında istediğiniz gibi hareket edemezsiniz. Askeriye, hemen Ankara'yı bilenler bilir, bir tarafta spor alanı var, bir tarafta Anıt Park var, Çankaya Belediyesi'nin, bir tarafta Anıtkabir var, diğer tarafta da Milli Savunma Bakanlığı'nın 6 tane ayrı ayrı blok lojmanı var. Mareşal Fevzi Çakmağan ve Akdeniz Caddesi'nin kesiştiği köşede. Şimdi diyor ki askeriye, benim diyor burada 5 tane büyük binam var. Bunun bir tanesi sit alanında kalıyor. Bunu meşru hale getirin diyor. Arkada da birebir aynısından 4 blok, 5 blok daha var. Bu sit alanının haricinde. Ve tekrar ediyorum, Anıtkabir sınırı içerisinde kalmıyor. Biz de ne diyoruz? Hay hay memnuniyetle plan notu olarak yazalım bitsin. Birincisi bu. İkinci konu şu. Orada özellikle askeriyede gazino olarak, yatakhane olarak, sosyal tesis olarak kullanılan ta en dipte, nasıl söyleyeyim size, Başkent Hastanesi'ni bilenler bilir. Onun karşı tarafına intikal eden bir alan var. Burası yıllar önce yapılmış. Kim tarafından yapılmış? Askeriye tarafından yapılmış. Bizden izin filan alınarak yapılmış olan bir alan değil. Zaten bir yer için izin alacaksa izin Büyükşehir Belediyesi'nden değil, Çankaya Belediyesi'nden alınır. Bizden hiç ilgisi olmaz. Burada demişler gazinomuzu, yatakhanemizi ve sosyal tesisimizi sabit kılın. Biz de hay hay sabit kılalım. Yeni bir inşaat yapılmak üzere plan notu yok. Plan notunda diyoruz ki bu bölgeleri ancak tamir edebilirsiniz. Eğer güçlendirme yapmak gerekirse, bir yıkım olursa bunu yapabilirsiniz de plan notu koyuyoruz. Yani buraya da ek bir ilave kesinlikle yok. Etti iki. Geldik üçüncü kısma. Üçüncü kısım 2012 yılında müracaat etmişler. O gazinonun hemen bitişinde. Oradaki 5 tane binayı demişler biz kamulaştıracağız. Atatürk Orman Çiftliği'ne dahil edeceğiz. Pardon, Atatürk Orman Çiftliği diyorum, özür dilerim. Anıtkabir'e ilave edeceğiz. Öyle deyince bize müracaat etmişler. Önce kurul evet demiş, sonra da biz evet demişiz. 2017 yılında bu sefer demiş ki askeriye, biz istemiyoruz. Burası bize kamulaştırma masrafı getiriyor. Çıkarın bunu demişler. Hay hay demişiz, çıkartmışız. Olayın tümü bundan ibaret. Şimdi burada bazı notlar var. Çok önemli. Biz bu kararı alırken belediye meclisinde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP oy birliğiyle aldık. Kurullardan çıkan kararlarda Çankaya Belediyesi'nin temsilcisi var. Onun da oy birliği var. Ya arkadaş, bir kaşık suda fırtına koparıyorlar. Ne kalkıp rant var, ne herhangi bir yeni bina ilavesi var. Hiçbir şey yok. Sadece bakanlığın istemiş olduğu şey. Bunun ne alakası var Allah aşkına? Peki efendim, sormak istediğiniz varsa lütfen sorun. Ağaç kesilen yer olarak iddia edilen, Google Map'ten görülen orası temizlendi, inşaat açılıyor denen yer konusunda bir şeyiniz var mı, yorumunuz var efendim, mı? Efendim şunu söyleyeyim. Bir kere burası eğer böyle bir, ben bilmiyorum ağaç temizlenip temizlenmediğini de, ağaç temizlendiyse bunun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Anıtkabir'i yok etmekle ne alakası var? Bu Mimarlar Odası resmen rezil oldu bugün bu benim yapmış olduğum basın toplantısından sonra. Onun üzere Cevahir'i kurtarmak için efendim içeride ağaçları kesiyorlar. Kim kesmiş? Anıtkabir Komutanlığı kesmiş. Kaç sene önce kesmiş? Bilmem kaç sene önce kesmiş. Gidin Anıtkabir Komutanlığı'ndan konuşun. Bizden ne alakası var bunun? Planla ne alakası var? Yani deli saçması bir şey bu. Oradaki kesilecek olan ağaca karar verecek de biz değiliz. Duracak ağaca da karar verecek biz değiliz. Kesilmiş mi kesilmemiş mi, o konuda da bir tespitimiz yok. Yani diyelim ki kesilmiş olsun. Bu planla ne ilgisi var Allah aşkına? Söyler misiniz bana?
Yani Anıtkabir'in çevresi konusunda kimsenin bir endişesi olmasın diyorsunuz. Doğru mu anladık efendim? Elbette olmasın. Efendim bakın, Anıtkabir'in bugüne kadar asfaltını Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Yeşillendirme çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Çevre düzenlemesi olduğu gibi kaldırımlar Anıtkabir'in dört bir tarafı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ben kaç sefer komutan rica etti, buraların asfaltını yaptım. Benden önceki CHP döneminde komutanın sözüdür. Kaç defa rica ettik, bir asfalt dökmediler dediler. Şimdi bu CHP'liler yaygara koparıp duruyorlar. Neyin kavgasını veriyorsunuz Allah aşkına? Yani doğrudan doğruya insanları tahrik etmek, ayağa kaldırmak için yapılan bir oyundan başka bir şey değil. Hangi yiğit varsa gelsin karşı karşıya, benle otursun da bunları bir konuşalım. Bir, şey bir hassasiyet var demek ki efendim. Salim Bey'in bir sorusu olsa gerek. Sayın Başkan, CHP'lilerin dediniz. Herhalde beni kastettiyseniz ona bir cevap vereyim. Yok, sizi kastetmedim. Genel olaraktan genel olarak bakarsanız Twitter'a, Twitter'da bir CHP'li bu işin peşine düştü gitti. Bir konu daha söylemeyi unuttum. Bir konu daha unuttum. Müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Şimdi bu anıt açarsanız benim tweet'te sınırları görürsünüz. Anıtkabir'in sınırı içerisinde Anıt Park diye bir park var. Bu park yolun karşısında ama Anıt Park Anıt Park planının içinde ve buradaki parkta Çankaya Belediyesi, yani CHP'li Çankaya Belediyesi tarafından yapılmış. Şimdi Mimarlar Odası bir kavga verecekse, siz bunun içerisine müdahale ediyorsunuz diyecekse, demesi gereken şu: Anıt Park'ı siz bizim elimizden aldınız, verin bakalım geri demek. Çünkü sınırın içinde kalıyor. İşgal eden kim? Çankaya Belediyesi. Biliyorsunuz Anıtkabir'in içerisine bir ara oyuncaklar yaptılar. Oyuncaklardan dolayı yeri göğü inlettiler. Şimdi hadi karşısı için de konuşsunlar.